muafiyet karşılığında. Eselükel afu vel afiye, afiyet talep edenin demek, muafiyet talep ediyorum. Muaf kalmalım bütün kötülüklerden veyahut o kötülüklere tereddüt edecek olan cezalardan bize muafiyet ver ya Rabbi. Biz başka manada kullanırız. Afiyet dediğimiz afiyet olsun. Yani yediğin içine silsin. Sana ferahlık versin, kuvvet versin bana da. Burada ya Rabbi affini isteriz. Affettikten sonra günahlarımızı bir kere daha tekrar günaha döndürmeyecek bir muafiyet bize bahşeyle ki ikinci defa biz bu günahla senin huzuruna gelmeyelim. Bu kimse bu kanundan muaftır dediğimizde bu kanunun şumuruna girmez manasınadır. Anlaşıldı mı? Zor. Bizim kullandığımız avam, yani Türkçemizde, yani kendi ıslahımızda başka manadır. Bu neselükel afu vel afiyet vel muafaten daime. O afiyeti izah eden vel muafaten daime. Yani daimi muaf. Muvakkat olan bir muafiyet değil de her dünyadan çıkıncaya kadar bu gibi kötülüklere düşmekten, günahları yapmaktan muafiyet ver bize ya Rabbi. Abi. Manasının çok saltanatlı bir duadır. Yani insan selamettedir. Afiyette olduğu manası muaf manasındadır. Düşmez ve düşürülmez. Affı da geldikten sonra tamam bir işimiz. Başka hiçbir şey istemez. Yani Allah'ın razılığını kazanıyorsun o vakit. Allah senden razı olduktan sonra her şey senin. Allah. Hiçbir şey eksik olmaz. Ya engin yana, ya zengin yana dedim zaten. Dedi. Engin manası. Efendim? Engin olarak kastettim. Engin dediğimizde derya, derya yanında, onun bir manası deniz yanında olan insanların rızkı daha ziyadedir. Daha ferahtır, daha geniştir. Engin, ilim cihetinden, iman cihetinden geniş olan kimse, alim kimselerle, hazinet sahibi kimselerle, evliyalarla, enbiyalarla beraber olmak, engin, ilim sahipleri, hazinet sahipleri manasındadır. Zengin, dünya zenginidir, engin, ahirete ait olan zenginliği olan kimseler manasındadır. Kemal sahipleri. Engin kimse. Engin deniz gibi. Deniz deryadır derlerdi eskiden. O yüzden ikisi de yani çile çektikten sonra söylenen ataların sözünden sayılır bu. Manası dört dörtlüktür. Ya engin yanında dur, ya zengin yanında dur, değilse çorak çöldesin manasınadır. Engin gibi olan bir kimseyi bulacaksın. Manevi, kemali için, ahireti için. Dünya için de zengin kimsenin hizmetinde bulunsan, civarında bulunsan, ne aç kalırsın, ne çıplak kalırsın, ne işsiz kalırsın. İkisi de mükemmel mana taşıyan sözdür. Yani zengin yanında ya engin yanında dedikleri manası tamamdır o da. Allah razı olsun. Hepimiz zannet. Mühimdir bu. Mühim için. Evet.
çok kimseler eskiden Ehlullah vardı. Tabii onlar dünya zenginliğinde değil, onların yanına gidenler onların ummanlarında yüzmek ister. Kemal denizlerine onlar da Kemal denizleri olduğu için o denize dalmak ister. Zaten insanın kendi yaratılışında denize bir inzicap dediği bir o denizin insanları çekiciliği vardır. Deniz insanları çeker. Öyle bir yaratılış var bizde. Denize bir meylimiz vardır. İsteyiyoruz denize girmeye. Lakin fazla girince de tehlikesi var. Bu manevi kemal sahiplerinin denizleri öldürücü değil, dirilticidir. Daha ziyade bize kemal mertebelerini kazandırıcıdır o. Onun için engin yanına dediğimizde deniz manasına da var. İmanları deniz gibi olan kimseler, ilimleri deniz gibi olan, kemal cihetinden deniz gibi olan kimselerin yanına gidiniz, bulunuz. Çünkü onda açılırsınız siz. Manevi kemaliniz o denizlere kavuşmaktadır. Size bir yol açar, sizin çorak olan gönülleriniz yeşermeye başlar. Açılır. Değilse içeriniz çöl gibidir. Onların denizi bu denizin suyu gibi tuzlu su değil ki, hayat verici, her birinde bir türlüdür. Bunların şeyi. İşte böyle, aferin ya. Bir şey daha sorabilir miyim? Söyle bakalım. Dualarınızda tevessül ederken bir evliyaya, bir yatıra hitabınız bizim orada evliyaya mıdır? Muhatabımız orada o evliya mıdır? Yani mesela bizi koruyan Cenab-ı Hak. Ha biz Allah'ım oluncaya kadar evliya muhatabımızdır. Yani biz burada mesela beni şeytandan muhafaza eyle. Şimdi bana geldiğinde bana dersin Şeyh Efendi bana dua yap. Kitabın bana mı Allah'a mı? Size. Benden istiyorsun. Evet. Benden yardım istiyorsun. Benim için dua yap diyorsun. Çünkü senin duanı Cenab-ı Hak geri çevirmeyecektir. İşte vesile dediği tevessül budur. Yani Cenab-ı Hak'tan isteyeceğimiz her şeyi ta oraya kavuşana kadar tabii şimdi, evliyadan isteyebiliriz. Şimdi Niagara'dan su içebilir mi? Hayır. Çünkü gün içerisinde gelecek senin yere içersin yere. Gün olmasan Niagara'ya sen yetişir mi? Allah'ı sen buldun mu ki Allah'a hitap edesin? Yani bu dört köşe kapalılar. Bir şeyden haberleri yok. Düşünce diye bir şey yok heriflerde onların. Mongol tipleriydi. Orada sözümüzü söylerken mesela Ya Rabbimiz zatın hürmetine bizi koru. O zatın hürmetine bu hacetini yerine getir diyebilir. Veyahut doğrudan doğruya ey mübarek sana geldim. Benim bu hacetimi sen bitirebilirsin. Çünkü sen naz ve niyaz sahibisin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Sen iste benim için.
istediği vakitte ona cevap verir. Alırız. Yani bir türlü şefaat manasındadır o. Şefaat eder, şefaati kabul olur. Ya Rabbi bu kulu affeyle. Peki mesela bir Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gittik. Biz sizin evladınızız. Oradaki hitabımız nasıl olacak? Orada tabii gene Hazretini söylersin. Senin huzuruna geldim, sıkıntım vardır. Bu sıkıntımı sen aç, de, korkma. Hiç korkma. Siz dediğiniz zaten efendim, evet. Seçerken, siz dediğiniz geçen gece mühim noktaydı o. Seçme, seçtirt.